Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Kıymetli izleyenler, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun. Yüce Mevla bu Ramazan-ı Şerifi her türlü hayrın celbine ve her türlü şerrin define vesile kılsın inşallah. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'den 25. cüzü işlemeye gayret göstereceğiz. 25. cüz hangi sureleri ihtiva ediyor? Bu surelerin ana temaları nelerdir? Hangi konulara değiniyor? Sizlerle bu hususu hasbihal edeceğiz inşallah. 25. cüz Fussilet suresi ile başlar. Şura suresi, Zuhruf suresi, Duhan suresi ve Câsiye suresiyle biter. Fussilet suresinden 8 ayet. 25. cüzün başında 8 ayet var Fussilet suresinden. 47 ila 54 ayetler arasında kıyametin ne zaman kopacağından bahseder. Yine geçmişte ne varsa, gelecekte ne olacaksa, ne vuku bulacaksa bunların hepsinin Allah'ın bilgisi dahilinde olduğundan bahseder. Nimetlere şükürsüzlüğün ahireti inkara sevk ettiğinden bahseder. Bir insan Allah-u Teala ona nimet bahşeder. Fakat o nimetin şükrünü hakkıyla eda edemediğinden belli bir zamandan sonra inkara yol alır. İşte bu konulardan bahseder Fussilet suresinin bu kısmı. 25. cüzün ikinci suresi olan Şura suresi Mekke'de nazil olmuştur. Ana teması tevhid ile Allahu Teala'nın yüceliğidir. Bu surede bu vurgulanır, bu işlenir. 1 ila 12 ayetler arasında Kur'an'ın Allah tarafından indirilmiş bir kitap olduğu konusu işlenir. Yine göklerde ve yerde ne varsa hepsinin Allah'a ait olduğundan bahsedilir. Meleklerin Allah'ı tesbih ettiği ve yeryüzündeki mümin kullar için istiğfarda bulunduğundan bahsedilir. Kur'an'ın bir uyarı kitabı olduğu vurgulanır. Yine ihtilaflı meselelerin dine ait, dindeki ihtilaflı meselelerin çözümünün Kur'an-ı Kerim'de yer aldığı bahsedilir. 13 ila 19 ayetler arasında tüm peygamberlere gelen ilahi emrin, tevhidi emirlerin bize de geldiği, yani Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama da geldiğinden bahseder ki Adem aleyhissalatu vesselam ile başlayan İslam yolculuğu Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamla noktalanıyor peygamberlik olarak, müessise olarak. İşte ilk peygamber aleyhissalatu vesselam, Adem aleyhissalatu vesselama gelen tevhid konularının aynısı bütün peygamberlere gelmiş ve nihayetinde son peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama da gelmiştir. Bu konular işlenir. Yine 20 ila 35 ayetler arasında sadece dünya hayatını isteyenlere bunun verileceği, ancak ahirette ona bir şey kalmayacağından bahsedilir. Neyi istiyorsa dünyada verilir kendisine, fakat ahirette ona bir nasip kalmayacaktır. Yine Allah-u Teala'nın tövbeleri kabul ettiği, bazılarına bol rızık verdiği, onların zulüm işleyecekleri bol verilseydi, yani bazı insanlara bol rızık verilseydi, onların zulüm işleyecekleri, yani azacakları, yoldan çıkacaklarından bahsedilir. O yüzden Allah-u Teala'nın bir kısım insana bol rızık vermiş, bir kısmına da az vermiş. Takdir ile vermiştir ki, demek ki o insanlar, rızkı az olarak verilen insanlar, Kur'an'ın deyimiyle o bazısı, yani herkes değil de bazı insanların zengin kılınsaydı yoldan çıkacağından bahsedilir. O yüzden rızkı kısıtlanmıştır. Yine 36 ile 53 ayetler arasında müminlerin güzel huylarından bahseder ve sabrın ne kadar büyük bir erdem olduğundan bahseder. Bunlar Şura suresinin konularıdır. Yine Allah'tan başka yardım edecek kimsenin olmadığından bahseder ki bu çok önemli bir konudur. Bizim
yaşadığımız hayatta sürekli tevehüm ettiğimiz bir durum var. Bir iş yapacağımız zaman aklımıza ilk Allahu Teala değil de ben kimi aracı koyayım da kimden yardım alayım da bu işimi gidereyim şeklinde bir vehme kapılıyoruz. İşte Allahu Teala diyor ki bize bu vehme kapılmayın. Çünkü yardım edecek tek kişi Allah'tır. Siz de acizsiniz, yardım talep ettiğiniz o faniler de acizdir. Allah'ın izni olmazsa onlar size yardım edemezler. Evet, bu konu işlenir. Yine Allah'ın dilediği kuluna çocuk verdiği, dilediğine de vermediği, kimsenin bunu bozamayacağı, bu sünneti, bu kuralı bozamayacağından bahsedilir. Yine burada Allahu Teala'nın kudretine ve yüceliğine bir vurgu vardır. Siz ne yaparsanız yapın, hangi planları kurarsanız kurun, Allahu Teala'nın planı dahilinde her şey gerçekleşecektir. Evet, Şura suresi kısaca bu konulardan bahseder. Zuhruf suresi 25. cüzümüzün bir diğer suresi. Zuhruf suresi, zuhruf demek yaldızlı sözler demektir. Böyle alımlı sözler, süslü sözler demektir. Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. 1 ila 14 ayetler arasında Kur'an'ın akıl vermek için indirilmiş bir kitap olduğundan bahsedilir. Biz insanlara Allah'a giden yolda nasıl adım atmamız gerektiği, hangi hususlara dikkat etmemiz gerektiği konusunda bizlere akıl veriyor. İşte Kur'an-ı Kerim bunun için nazil olmuştur. Vurgusu var Zuhruf suresinde. 15 ila 35 ayetler arasında çarpık ve bozuk düşüncelerden bahseder. Kızları gömmek, meleklerin cinsiyetinin dişi olduğunu düşünmek, ataların takip ettiği yolun doğru yol olduğunu düşünmek gibi bu çarpık ve yanlış düşüncelerden bahseder ki bunların hiçbirisini Kur'an-ı Kerim tasvip etmiyor. Yine o 36 ile 56 ayetler arasında Kur'an'dan yüz çevirenin başına bir şeytanın musallat olacağından bahseder. Evet. Allah'ın kitabından yüz çevirdiğin an şeytanla baş başa kalırsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim sana rehberlik ediyor. Allah'a doğru giden yolda nasıl adım atman gerektiğini, tehlikelerden nasıl korunman gerektiğini, hangi tutum ve davranışlardan sakınman gerektiği hususunda bizlere örnek veriyor, bizleri yönlendiriyor. Ancak Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirdiğimiz an şeytan musallat olur ki haset olur, fitne olur, fucur olur, fitne olur. İşte bu hususlar Kur'an-ı Kerim'den yüz çevirmemiz sebebiyledir. Şu an bireysel olarak Kur'an'a yönelmeler elbette ki önemlidir. Ancak toplumsal olarak, yani bir toplum olarak Kur'an'a yönelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde nasıl ki bireysel olarak şeytan musallat oluyorsa toplumsal anlamda da şeytanlar musallat olur ki o topluma, Kur'an'dan yüz çeviren o topluma musallat olur ki o toplumda huzur olmaz. Genelde güven duygusu sarsılır, fitne ve fesatlar çoğalır. Günümüzde maalesef bunu bizzat yaşamaktayız, tecrübe etmekteyiz. Yine dünyada çok samimi dostların o gün birbirlerine düşman olacakları, muttaki dostların ise ahirette de dostlukların devam edeceğinden bahseder. Günümüz dostluklarına baktığımızda genelde menfaat üzere kurulan dostluklardır. Hani bizde bir söz vardır, öküz öldü, ortaklık bitti. Bizim dostluklarımız da işte menfaat bitince biten bir dostluktur. Ancak muttaki insanlar birbirlerini sırf Allah rızası için, Allah için severler ve bu yüzden dost olanların bu samimi dostlukları ahirette de devam edeceğinden bahseder. Zuhruf suresi de kısaca bu konulardan bahsediyor. Burada yine ana tema tevhiddir. Bir diğer suremiz Duhan suresi. Duman, Türkçe'de çevirirsek duman demektir. Kıyametin kopmasından önce dünyada her tarafı kuşatacak olan bir dumandır. Duhan, Arapça duhan bu anlamdadır. 1 ila 16 ayetler arasında iki konu anlatılır. Kadir gecesinin bereketli bir gece olduğu,
dan bahsedilir ve kıyametin kopmadan önce dünyanın her tarafını kuşatacak olan bir dumanın herkesi etkileyeceği anlatılır. Yine azabın kalkmasını insanlar isterler ama azap kalkınca yine bildiklerini okurlar, aynı duruma dönerler. Bu konular işlenir Duhan suresinde. Yine 17 ila 33 ayetler arasında Hazreti Musa'dan söz edilir. Firavun'a uyarılar verilir. Uyarılara rağmen haddini aşmaya devam eder. Hazreti Musa Allah'tan aldığı emir gereği sabah erken şehri terk eder. İşte Musa Aleyhisselam'ın kıssasına yer veriliyor Duhan suresinde. Yine cennete girenlerin göreceği nimetler ile cehenneme girenlerin karşılaşacağı dehşetli anlardan bahsedilir Duhan suresinde. 25. cüzümüzün bir suresi daha, Casiye suresi. Evet, son suremiz Casiye suresi. O da Mekke'de nazil olmuş ve ana konusu tevhiddir. Şimdi bu surelere baktığımızda Duhan suresi, Zuhruf suresi, Casiye suresi Mekki surelerdir ve genelde Şura suresi Mekki surelerdir. Mekki surelerde de zaten putperestlik hakim olduğundan dolayı tevhid ana konu olur. Surelerin ana konusu, ana teması tevhid olur. Allah'ın yüceliği ve Allah'ın birliği olur. İşte 25. cüzümüzü teşkil eden surelerin genel anlamda ana teması tevhiddir. Allah'ın birliği, yüceliği ve kudretidir. Casiye suresi Mekke'de nazil olmuş. Ana konusu tevhiddir dedik. Kıyamet sahneleri anlatılır Casiye suresinde. Dizleri üzerine çökmüş demektir Casiye. Dizleri üzerine çökmek. Allah'ın huzurunda herkesin diz çökeceğinden bahseder. İşte biz ya dünyada iken isteyerek, severek Allah'ın huzurunda diz çökeceğiz ya da ahirette zoraki olarak Allah'ın huzurunda diz çöktürüleceğiz. Ya diz çökeceğiz ya da diz çöktürüleceğiz. İşte kıyamet gününde her bir ümmetin kitabıyla beraber geleceği ve ümmet olarak, o toplum olarak Allah'ın huzurunda diz çökeceğinden bahseder. İşte eğer biz Hazreti İbrahim'in Kur'an-ı Kerim'de sıkça vurgulanan millete İbrahim'e Hanife, o dost doğru olan, eğri büğrü olmayan, Hanif olan İbrahim'in milleti üzerine bir hayat sürersek, işte o millet olarak Allah'ın huzurunda İbrahim Aleyhisselam'ın önderliğinde ve Kur'an'ın önderliğinde Allah'ın huzurunda diz çökeceğiz. Diz çökeceğiz. Ama onun dışında bir millete kapılan, onların yaşantısıyla yaşayan kimseler ise Allah'ın huzurunda o milletle beraber diz çöktürüleceklerdir. 23 ile 37 ayetler arasında arzularını ilah edinenin durumundan bahsedilir. Bu kişi ölümden sonraki hayatı inkar eder ve kendisini sadece zamanın helak edeceğini zanneder. Öyle derler. Biz yaşarız, ölürüz ve bize ancak zaman helak eder. Halbuki biz zamanın tutsaklarıyız. Zaman bize bir şey yapamaz. Allah bizi yaşatır, Allah bizi öldürür ve Allah bizi huzuruna alacaktır. Yine her milletin dizleri üzerine çökmüş bir vaziyette Allah'ın huzuruna getireceğinden bahseder. Herkes tabi olduğu kitapla toplanacağı. Hangi kitaba tabisin? Kur'an-ı Kerim'e tabisin. O zaman Kur'an-ı Kerim'le beraber toplanacağız Allah'ın huzurunda. Diğer kitaplara tabi olanlar da o kitapla toplanacaktır. Hak kitap, tek hak kitap Kur'an-ı Kerim olduğundan dolayı fevze ulaşacak, kurtuluşa erişecek tek milletin bizler olduğunun şuurunda olarak Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmamız gerekiyor kıymetli Müslümanlar. Yine göklerde ve yerde tüm yüceliklerin Allah'a ait olduğundan bahsedilir. Bu şekilde Fussilet suresi, ondan sonra Zuhruf suresi, Fussilet, Şura, Zuhruf, Duhan suresi,
Câsiye sureleri 25. cüzümüzü teşkil etmiş. Bu surelerin hepsinin ana teması tevhiddir. Tevhide bir vurgu vardır ve bizleri o tevhide bir davet vardır. Evet kıymetli izleyenler, Allah-u Teala bizleri Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'in emir ve yasaklarına göre bir hayat süren kullarından eylesin inşallah diyoruz. Allah-u Teala Ramazan'ımızı hayırlı ve bereketli kılsın diyoruz. Şu an Ramazan-ı Şerif'in ortasındayız. Mağfiret mevsiminin içerisindeyiz. Bolca tövbe ve istiğfar edelim inşallah. Rabbimizin sonsuz rahmetinden, mağfiretinden istifade etmeye çalışalım. Allah'a emanet olun.